Arkadaşlar merhabalar umarım iyisinizdir güzel bir hafta geçirdiğinizi düşünüyorum çünkü güzel bir rally ile başladık haftaya ve şu an son güne haftanın son gününe girişte güzel hisseler yakalamış durumdayız portföyümüz çok şükür gitgide büyümekte Umarım sizinkiler de aynı durumdadır şimdi ee, özellikle son videomda e, şundan bahsetmiştim. Lütfen arkadaşlar beni Twitter hesabımdan da takip edin. Çünkü anlık bildirimleri orada hemen yapabiliyorum. Ve e, bu anlık bildirimlerden faydalanarak e, sizler de kaçırmamış olursunuz oluşan fırsatları. YouTube'a çünkü video atmak için önce bir hazırlık yapıp ardından bir e, video çekimi yapıp ardından da bu videoyu... E, YouTube'a yüklememiz gerekiyor. Bunun için hızlı olması gerekiyor bunun. Profilde yine e, dün e, paylaştığım, bakın 20 saat önce paylaştığım, dün paylaştığım durumda e, gözlerin piyasa çarpanlarının gerçekten akıllara zarar iyi bir olduğunu ve grafiğinde de çok güzel bir oluşum gördüğümü e, ifade etmiştim. Bugün de sizlere bunu videolu olarak açıklamak için ee, bir paylaşımda bulunmak istedim. Şimdi öncelikle tabii ki bunun grafiğine geçmeden önce kendi içindeki mali tablosunun bilanço kısmına bakalım. 2022 6. ay bilançosuna bakacağız. Ee, tabii ki artık e, 9. ay bilançoları da oluşturulmaya başlandı. Bu ayın sonuna doğru ve gelecek ayın başında e, birçok bilanço yeniden gelecek. Umarım karlılıklar gitgide hisselerimizde artar. Önce bunun temennisiyle başlayayım. Tabii ki bu videomda anlatacak olduklarım asla ve asla yatırım tavsiyesi kapsamında değil değerli dostlarım. Şimdi dönem varlıklarına bakıyorum tabii ki bu bir girişim sermayesi olduğu için bir yatırım ortaklığı e, olarak gözümüze çarptığı için genel anlamda dönem varlığında hiç bir maddi varlığı görünmüyor değerli dostlarım. Ama duran varlıklarına baktığımda yaklaşık 13 milyarlık bir duran varlığı olduğu göz görünüyor. Bunun tamamına yakını değerli dostlarım finansal yatırım olarak bulunuyor. Şimdi ee, toplam varlığı zaten hemen hemen duran varlığının hepsi. Kısa vade yükümlülüklerine baktığımda yani bunların ne demek olduğunu zaten geçmiş videolarımı izleyen arkadaşlarım biliyor. Kısa vade yükümlülüğü yine de söyleyeyim bir yıl içerisinde ödemesi gereken, e, borçları mesela neymiş bu işte finansal borç şu kadarı ticari borçlar bu kadarı ve diğer borçlar kaleminde de yüklü miktarda borcu bulunuyor. Ama varlığına baktığımızda kısa vade yükümlülüğü neredeyse hiçbir şey kalıyor. Bir de uzun vade yükümlülüğüne baktığımızda 250 milyon TL de burada var. Kısacası ne oluyor arkadaşlar? Toplam 13 milyar TL'lik varlığın varlığın 11 milyar 200 milyon TL'si kendi öz kaynaklarından karşılanmış. Yaklaşık 1 milyar 700 milyonu ise 1 milyar 700 milyon TL'si ise borçlarla karşılanmış varlıklar. Yani durumu temel açıdan çok güzel görünüyor. Şimdi bunun dışında bir basit bir eder hesaplaması yaparsak şurada ödenmiş sermayeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Ödenmiş sermaye halka arz olan ve olmayan yani fiili dolaşımda ve fiili dolaşımda olmayan toplam hisse sayısı değerli dostlarım. Şimdi biz öz kaynak ederini bulalım. Yani bir hisse başına ne kadarlık bir öz kaynağı biz ortak olduğumuzda bu firmaya hissesini aldığımızda ortak oluyoruz. Biz buradan bir hisse sahibi olduğumuzda ne kadarlık bir öz kaynağı ortak oluyoruz onu bulalım. 11 milyon 170, 11 milyar 177 milyon 979 bin 267. Bölü 385 milyon yani hisse sayısına bölersem arkadaşlar yaklaşık 29 liralık bir öz kaynak ederi var yani siz buradan bir hisse alıyorsunuz ne kadar alıyoruz arkadaşlar 11 lira 27 kuruşa alıyoruz ama bize 11 lira 27 kuruşa sattıkları e, hissenin aslında her hisse başına düşen öz kaynak ederi 29 lira yaklaşık olarak şimdi bu güzel bir şey mi? Bence harika bir şey. Bunun dışında bir bedelsiz potansiyeli var mı? Var. Temettü verebilir mi? Verebilir. Yani bunlar da e, cabası. Tabii ki net dönem karlılığına bakıyoruz. Dönem karlılığı bir önceki döneme göre azalmış. Demek ki ikinci üç aylık dönemde bir kar oluşumu var. Bir kar oluşumu var. Bu noktada değerli dostlar... E, bir sonraki dönem yani şu an hazırlanan bilanço dönemi için umarım artıya geçer ve hareketlenme daha da hız kazanır diyorum. Şimdi kendi içerisindeki ederini hesapladık. Bu tamamen basit bir eder hesaplama yani e, en azından biz. Ortak olduğumuz payın ne kadarlık bir ederi olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii ki bu 29 lira diye illa 29 liraya gidecek değil. Ya da örnek veriyorum burada hesaplamamız 3 lira da çıkabilirdi. Bu 11 lira şu an 20 liraya da gidebilir arkadaşlar. Çünkü piyasadaki hisselerin fiyatlarını değerli dostlarım para yönetir. Grafiği para çizer. Biz birazdan paranın çizdiği grafiğin hedeflerini ve e, oluşumlarını yani göreceğiz birazdan size de göstereceğim. Şimdi geçiyorum sektöre. Yani kendi içerisindeki diğer sektördeki paydaşlarıyla durumu ne? Şimdi ben buraya FK'sına bakıyorum. FK'sı 0.6. Sektörünün en iyisi şu an. Ve sektör ortalaması 5.65. Yani sektörüne göre neredeyse 10 kat ucuzluğu var. Sektör ortalamasına gelse bile 10 katına çıkması lazım FK'sının. PDDD'sine bakıyorum 0.4. Sektörü 1.53. Hadi 1.60 diyelim. Bu da buradan 4 kat ucuzluğu var. Sektör ortalamasına göre. Yani kendisi sektörüne göre de harika derecede uygun görünüyor. Bunlar temel piyasa çarpanları arkadaşlar. Temel piyasa çarpanlarının uygunluğu bize uzun vadede çok güzel işler yaptırabilir. Ama kısa vadede alım yerlerimiz bu noktada önemli. Biz kısa vadedeki, kısa vadede derken yani şimdi bunu tutup da 29 liraya geldikten sonra almak açıkçası saçma olur. En azından ederinde olduğunu görürüz ama yine de. Ee, tabii ki ederinde olması bunun gitmeyeceği anlamına veya aşağı düşmeyeceği anlamına da gelmesin lütfen. Şimdi buradaki görüyorsunuz PDDD'si de yine sektörünün en iyisi PDDD ortalamasına göre de baktığımızda gayet güzel görünüyor. Şimdi bir de bunun grafiğine bakalım değerli dostlarım. Grafiğine baktığımda gördüğüm şey arkadaşlar öncelikle bu buradan düştükten sonra şu bölgede bir mal toplama kısmı yaşanmış. Fakat yukarı attıktan sonra şurayı, şurayı, şu yeşil alana aldığım bölgede buradaki e, mal toplama bölgesinin daha fazlası burada toplanmış olduğunu gördüm. Doğal olarak burada daha fazlasının toplanmış olduğunu görünce dedim ki demek ki burada bir mal el değiştirme si söz konusu. Mal el değiştirdiği için de buradan yukarı sür, sürmeleri çok normal olacaktır diye öngörmüştüm daha dün paylaştım bugün tavan gitti ee, tabii ki e, bu da çok sevindirici bir haber e, oldu bizim için daha önceki zirvelerini artık deldi ve üstünde de bir günlük kapanış yaptı bu da bizim için tabii ki olumlu İlk varabileceği hedef bölgesi benim için turuncu bölge yukarıda da kırmızı olarak teknik olarak belirlediğim bir bölge bulunmakta. Şunu bir kapatayım çok ses geliyor arkadan. E, bu noktada yani bu bölgeyi belirlemiş bulunmaktayım teknik olarak tabii ki. E, biraz önce temel piyasa çarpanlarına baktığımızda da en azından basit bir eder hesaplamayla öz kaynak ederi hisse başına ne kadar öz kaynak düşüyor. Öz kaynağı hisse adedine bölersen ne kadar öz kaynak bul oluştuğunu bulursun. 29 liralık bir öz kaynak düşüyor her hisse başına. E bizimki de ortalama 25 lira en üst bandı 22 lira en alt bandı olarak e, ana hedefini teknik olarak belirlemişim. Demek ki bu da bizi aşağı yukarı teyit ediyor değerli dostlarım. Tabii ki yukarı hareketlenmeler olduğu sürece bu hareketlenmelerin sonucunda yeni hacimler oluşacak, yeni para girişleri, yeni para çıkışları oluşacak. Bu bel, bu bölgeler güncellenmeye muhtaç. Yani kısa vadede böyle çat diye gittiğinde tabii ki bir durum oluşmaz ama yavaştan yataya sarar, biraz daha yukarı gider falan dersek bu bölgelerde yeni para girişleri ve çıkışları olacağı için zamana da yayılacağı için bu bölgelerin güncellenmesi gerekebilir yukarı yönlü veya aşağı yönlü. Onu tabii ki ilerleyen süreçte inşallah hedeflerimiz gelir ve konuşuruz. Ee, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki şuradaki trendi de görmezden gelemem ama bu işin ressamlık kısmı dediğim gibi. Buralarda matematiksel verilerden yararlanarak en azından bir hedef çizmeye çalışıyorum. Şu gördüğünüzde bizim inançsal çizgimiz yani buraya ne zaman değeceğin, değdiğinde Döne, döndüğünü görmüşsek bir daha değdiğinde döneceğini düşündüğümüz için buradan alıma geçiyorum sen geçiyorsun o geçiyor hepimiz geçiyoruz bu çizgiyi çizebilen ve doğal olarak buradan biz kaldırıyoruz bu tahtayı sonra bir daha geliyor yine buradan döneceğini düşünüyoruz ve yine biz kaldırıyoruz bu tahtayı baktığımızda yani küçük ya da büyük yatırımcı olarak bunu dile getirebilirim fark etmez e, oluşan durum bu değerli arkadaşlar. Benim bu gözde için anlatacaklarım bu kadar. Yineliyorum. Lütfen beni Twitter'dan da takip edin. Bakın bugün tavan olarak bunu anlattım maalesef. Keşke dün videoyu çekebilseydim. Saat 11.30 gibi aslında çekmeyi düşündüm ama çok geç olduğu için yine atmak istemedim. Bugüne nasipmiş. Umarım değerlenir ve en güzel hedeflere gider. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın için hayırlı cumalar şimdiden. Bereketli bir gün olsun, bereketli bir hafta kapanışı olsun.